Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insana ayrı bir değer atfedip bizzat kendi hitabını duyurduğu mucizevi bir rehber. Kutsal kitabı okumaya öğrenmek ve ezberlemek hem kulluk vazifemiz hem de başlı başına ibadet sayılıyor. Bu vazifemizi iyi bir şekilde yerine getirebilmemiz içinse ilk adımda kalbimizi hazırlamamız gerekiyor. İslam dininin en büyük mucizesidir Kur'an-ı Kerim. Aynı zamanda Allah'ın insana ayrı bir değer atfettiğinin göstergesi. İnsan ancak kutsal kitabı okuduğu ve anladığı sürece Rabbinin kendisine olan hitabını duyabiliyor. Mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim, kendisine tutunanları hayra ve cennete götüren bir rehber. Ferdi ve sosyal hastalıklarımızın şifa reçetesi. Kur'an'ın anlatış ve üsluplarındaki güzellik, söz sanatlarındaki zenginlik, az sözle pek çok şeyler anlatması, kalp ve ruhu etkisi altına alan akıcı ahengi, harf ve kelimelerinin seçimindeki ruhu okşayan zevk gibi birçok özellikleri mucize derecesindedir. Bütün İslam alimleri, Kur'an'ın bu belaat seviyesine insanların yetişemeyeceği konusunda görüş birliği halindedirler. Bundan dolayı Peygamberimizin en büyük mucizesi Kur'an'dır. Günlük hayatımız içinde en güzel anlarımızın birisini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim okumakla geçiririz. Hemen çoğumuzun Kur'an okumak için ayırdığı belli bir zaman dilimi vardır. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamadan önce hem maddi dünyamızda hem de iç alemimizde bir takım hazırlıklar yaparız. Kur'an'ın kutsiyetine layık bir hal ve edep içinde bulunmaya çalışırız. Kur'an okurken başta ayet ve hadisler olmak üzere İslam alimlerinin tespit ettiği bir takım adab vardır. Bu adaba riayet ettiğimiz nispette onun nurundan istifademiz daha fazla olacaktır. Kur'an-ı Kerim'i belden aşağı tutmak doğru değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'i çantada taşımak caizdir. Kur'an-ı Kerim bulunan çantayı yere koymak da caizdir. Çünkü bunda bir hürmetsizlik yoktur. Saygısızlık amacı olmaksızın Kur'an'ı belden aşağıda tutmak ve böyle taşımak da caizdir. Yani günah değildir. Şüphesiz ona, Kur'an'a ancak temizler dokunabilir. Mealindeki ayetin ilk ve en açık manası, Allah'tan Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen Kur'an vahyinin aralığını, duruluğunu bozan şeytan, cin gibi hiçbir müfsit yaratığın eli dokunmamış, fikri karışmamış, kuruntuları bulaşmamıştır şeklindedir. Ayette, Kur'an'a ancak temizler dokunabilir ifadesinin tercih edilmesi, manevi kirlilik sayılan abdestsizlik, cunup ve hayız türü şeylere de işaret etmek için olduğunu söyleyen alimlerin bu görüşünün yanlış olduğu anlamına gelmez. Kur'an'ın açık hükmü yanında başka şeyleri de delalet etmesi, sonsuz ilahi ilmin bir gereğidir. Bu ayeti farklı yorumlayanlar varsa da İslam alimlerinin ortak görüşü, Kur'an'a abdestsiz dokunmanın doğru olmadığıdır. Ancak abdesti olmayan birinin el dokundurmadan karşısında bulunan Kur'an'dan okuması veya ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuması caizdir. Cünüp olan bir kimse ise Kur'an'a el süremediği gibi onu okuyamaz da. Ayetül Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa bir sakıncası olmaz. Tuvalette Kur'an okumak, Peygamberimizin veya Allah'ın adını almak caiz değildir. Edebe aykırıdır. Fakat zamanımızda çok evlerde ve yerlerde hem banyo, hem tuvalet, hem de abdestlik aynı mekanda bulunmaktadır. Böyle yerlerde ve durumlarda tuvalet ihtiyacını giderirken, Kur'an ve hadis okunması caiz olmaz. Ancak abdest gibi ameliyelerde bulunurken dua, hadis veya ayet okumanın sakıncası olmaz. Adet olan bir kadının namaz kılması ve Kur'an okuması haramdır. Peygamber Efendimiz hayızlı, lohusa ve cünubun Kur'an okuması ile ilgili şöyle buyurmuştur. Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan bir şey okuyamaz. Ayrıca Hazreti Ali de şöyle demiştir. Allah Resulü'nü cünüplüğün dışında Kur'an okumadan bir şey alıkoymazdı.